Denizli ikinci üniversiteyi hak eden bir şehir. Bu yani hakkını bir verelim. Dolayısıyla Bu devlet mi olmalı, özel mi olmalı size devlet göre? olmalı. Devlet olmalı. Devlet olmalı. Zaten özelin önünde bir engel yok. Özel sektörde üniversiteye geçiş çalışmalarını duyuyoruz biz. Evet. Hatta danışmanlık hizmeti verebileceğimiz de onlara ilettik. Ancak devlet üniversitesi olarak Denizli'nin şu anda konuştuğumuz konunun en ağırlıklı alanı nedir? Teknik bilimlerdir. Evet. Dolayısıyla bir teknik üniversite Denizli'ye çok yakışıyor. Bu üniversitenin yeri neresi olmalıdır sorusunu cevaplarsak, bu da biliyorsunuz bizim Çardak'tan Denizli'ye kadar organize sanayi bölgesi ilan edildi. Ve havaalanı var. Şimdi yapımına başlanan işte çevre yoluyla birleştirilip Aydın Antalya otobanı aynı şekilde bu bölgeye geliyor. Dolayısıyla bunun yerinin bu alan üzerinde olması gerektiğine inanıyoruz ki organize sanayi bölgesine biz ilk adımımızı atacağız. Teknik Bilimler Yüksek Honaz'ı nasıl değerlendireceksiniz peki? Honaz buranın lojistik desteği gibi düşünebiliriz Honaz'ı. Bir Honaz'daki takım alanı fakülteler oraya mı taşınacak Sayın Hocam, yoksa yine bir kampüs içerisinde devam edecekler? yani şimdi tabi bu çok uç hayal ya. Ona ben bir şey diyemem yani. Hani Uç şunu hayal derken? yani biraz hani zaman isteyen bir şey. Belki Ama tabii planlamalar yapılıyor bu konuda. şu anda bu konuda görüşmeler ve tartışmalar söz konusu. Denizli'de her şey oy birliğiyle olmak zorunda olduğuna inanan bir rektörüm. Herkesin gönlü olduğu yerde bu işler olacaktır. Ama benim kendi düşüncem, şimdi yapılan Türkiye'de bir hatalar var. Kampüsü ikiye bölmek, iki üniversite mesela, bu olmaz yani. Şimdi şöyle hayal edebiliyor musunuz? Bir taraf Pamukkale Üniversitesi, bir taraf Denizli Üniversitesi gibi. Ama aynı kampüs içerisindeyiz biz. Bunun bir esprisi yok. Hiçbir esprisi yok. Ama buradan bir teknik üniversite doğabilir. Ben bu görüşteyim. Bunun da altyapısının kesinlikle organize sanayi bölgeleri içerisinde olmasına inanıyorum.